Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız O Eve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Şimdi Instagram mesaj kutumuza şöyle bir mesaj isteği düşmüş. Şöyle arkadaşımızın ismini göstermeden. Siz Oya ve Dantel Dünyası kanalı çeken misiniz? Ben bu Oya'yı benim için nasıl yapılır bir video anlatır mısınız? Tığla yapanını bana yardımcı olur musunuz diye. Şimdi modelimiz şu şekilde bir model. İğne. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu modeli tığa çevireceğiz arkadaşlar. Çevirmeye çalışacağız. Hep birlikte. Sonra da eklentisini göstereceğim. Öncelikle şu motifi yapalım. Kamera karşısında. Daha sonra eklentisini gösterelim. Gördüğünüz motiften böyle bir tığ motifi çıktı arkadaşlar. Şimdi bir farklı renkle tekrar sizinle birlikte yapacağım. Gördüğünüz gibi. Bu kadar benzetebildim. Şimdi mor mu yapsam? Sarı mı yapsam diye düşünüyorum. Mor yapalım. Biraz daha koyu bir mor seçeceğim. Şimdi başlayalım. 8 adet zincir çekerek bir yuva oluşturacağım. Ama pardon, ben ortasını beyaz yapmıştım. Renkli kısmı üst kısım. İpimi tığıma sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekip ilk başladığım noktaya batıp kapatarak bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum burayı sağlamlaştırmak için. Yuvaya girdim. Bir sık iğnesi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Dönüş yaptım tersine. O yapmış olduğum bir sık iğnenin üzerine batıyorum. İlmek aldım. Diğer ilmeğimden geçirdim. Telefonumu sessiz aldım. Şimdi çalacak. Ya da bildirim gelecek. Dikkat dağılmasın diye. Şimdi bir zincir çekiyorum. Rahat dönmek adına dönüş yaptım. Düz yüzüne. Bu 15 zincirli yuvama girip 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Yuvaya girdim tekrar. Bir sık iğnesi daha yaptım. Bir de zincir çektim. 6 sık iğnesinden sonra bir kez daha batıp 7. sık iğneyi yapıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Burada ben bu kahve kaşığı, çay kaşığı arkadaşlar biliyorsunuz dışarılarda çayın kahvenin yanına verilen. Ama en küçük pipeti de kullanabilirsiniz veya tığ kapağınızı da kullanabilirsiniz burada. Taktım. Bu birinci ilmeğim. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim. Ve taktım. İkinci ilmeğim. Yuva içerisine girdim. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. Üçüncü ilmeğim. 4. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim ve taktım. 5. Toplamda 6 tane ilmek oluşturdum burada. Şimdi burada ilk sık iğneyi bu ilmekleri yaptıktan sonra sadece bu işlem. Şuradan ipimi tığıma alıyorum. Giriyorum yuvaya. İpin ucunu alıp kapatıyorum. Bu birinci sık iğnem. Bundan sonrasını normal sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5
ve 6. 6 adet sık iğnemi yaptım yine. Yuvaya girdim. Ve sabitledim. Sık iğnesiyle. Tekrar bir sık iğnesi yaptım. Yine 15 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tersine dönüyoruz. Bunu isterseniz burada çıkartabilirsiniz artık arkadaşlar. Tersine döndüm. O yapmış olduğum sık iğneye battım. İlmek aldım. Diğer ilmekten çıkardım, geçirdim. Bir zincir çektim rahat dönmek adına ve dönüş yaptım düz yüzüne. Oluşturduğum 15 adet zincirli yuvama giriyorum. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.'ye girdim. Burada bir zincir çekip uzattım. Yani toplam 7 sık iğnesi yapıp bir zincir çekiyorum 7.'ye. Bu bir. Yuva içerisine girdim. İlmek alıp dibinde 2 zincir çektim, taktım 2. Yuva içerisine girdim. İlmek aldım. Dibinde 2 adet zinciri mutlaka çekin. 3. Bakın yuva içerisine gir. İpin ucunu al. Dibinde 1 ve 2 zincir çek ve tak. 4. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 5. Altı. Altı ilmeğimi topladım. Şimdi burada ilk sık iğnemi, bakın ipim böyle tığımı aldım. Yuvaya girdim. Birinci sık iğnemi yaptım. Bundan sonra normal sık iğne şeklinde devam ediyorum. Beş ve altı. Yuvaya girip sık iğnesiyle sabitledim. Bir sık iğnesi daha yaptım. Şimdi yine 15 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Dönüş yapıyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Yani yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmek alıp diğer ilmekten geçirip burayı sabitledim. Şimdi işlemi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Rahat dönmek adına. Dönüş yapıyorum düz yüzüne. Çubuğu çıkartabilirsiniz zorlanıyorsanız. Şimdi bu yuvaya girip yine 6 sık iğnesi. 6 ilmek, 6 sık iğnesi şeklinde yapacağım. Bu işlemi 5 tane olana kadar yapıp dönelim. Bakın son yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Son 6 sık iğnesini yaptım. Yuvaya girip 1 sık iğnesi yapıyorum. Sabitledim. Bir de zincir çekip burada ipimizi kestik. Orta işlemimiz bu şekilde oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım ve tığımı sabitliyorum. Küçük yapmış olduğumuz orta motifi düz yüzünden tutuyoruz. Buradan ilmeklerin yönü dönmesin, düz olsun arkadaşlar. Girdik, sabitledik. 1, 2, 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğe girip kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip devamındaki ilmeğe girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Devamındaki ilmeğe girip kapatıyorum. 3 zincir. Devamındaki ilmeğe girip kapatıyorum. 3 adet zincir. Buradan son ilmeğim dönmüş. Düzelttim ve girdim, kapattım. Bu şekilde toparladık. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk bu araya girip 2 zincirimi ortasında kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Devamındaki araya girip kapattım. Birinci yuvam. 3 zincir çekip devamındaki araya girip kapattım. İkinci yuvam. 3 adet zincir çekip devamındaki yuvaya girdim, kapattım. Üçüncü yuvam. 3 zincir çekip devamındaki araya girip kapattım. Dördüncü yuvam.
İki zincirle tekrar dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp eksiltmiş olduk. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. Birinci yuvam. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. İkinci. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. Üçüncü yuvam. 2 zincir çekip dönüşü yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 1, 2, 3 zincir devamındaki yuvaya girip kapattım. Birinci. 3 zincir devamındaki yuvaya girip kapattım. İkinci. 2 zincirle dönüş yaptığımda bakın düz yüzüne düştüm. İlk yuvaya girip kapattım. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. Bir yuva kaldı. Şimdi bu düz yüzüne düştük, gitme yönümüz. Buradan kenardan ineceğim. 2 zincir çektim. Bir alt sıra yuvaya girip ilmek alıp diğer ilmekten geçirerek 2 zincir çekip bir alt sıra yuvaya girdim. İlmek aldım, diğerinden geçirdim. 2 zincir çektim. Bakın buraya ilk şu zincirin içerisinden giriyorum son yuvanın. İlmek alıyorum. Sık iğnesiyle kapattım. Bu tarafı yapmış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi araya 5 adet zincir çekiyorum. Buraya geldik. İlk ilmeğin içerisine girip 5 adet zincirimi sabitledim. 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 zincir çekip devamındaki ilmeğime girip kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum. 3 zincir devamındaki ilmeğime kapattım. 3 zincir buradan son ilmeğime girip kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. İlk araya girip ortasında kapattım. Şimdi 3 zincir çekip devamındakine kapattım. Birinci yuvam. 3 zincir çekiyorum. Devamındaki araya kapattım. İkinci yuvam. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. Üçüncü. Ve dördüncü. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir çektim. Devamındakine girip kapattım. 3 zincir çekip devamındakine girip kapattım. İkinci yuvam oldu. 3 zincir devamındakine kapattım. Üçüncü yuvam. 2 zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir devamındakine kapattım. Birinci yuvam. 3 zincir devamındakine kapattım. İkinci yuvam. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir çekip son ilmeğim içerisine kapattım. Bir yuva. Şimdi 2 zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Diğerinden geçirdim. 2 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Diğerinden geçirdim. 2 zincir çekip bakın buraya son zincirin içerisine batıyorum. İlmeğin içerisine de batabiliriz ama kayar. O yüzden kaymasın diye zincirden battım, kapattım. Araya 5 adet zincir çektim ve buraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi, ipimi sabitleyerek. Bu iki motifi nasıl yapmış isem kalan motiflerimi de tepelerimde aynı şekilde yapıp dönüyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde olduk. Şimdi bunu da son motifimde kenarından iniyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıra yuvaya girip ilmek alıp diğerinden geçirdim. 2 adet zincir bir alt sıraya gir, ilmek al diğerinden geçir. 2 adet zincir çektim. Buradan ilk baştaki zincirin içerisine girerek alta inip kapattım. 5 zincir. Buradan ilk başladığım zincirin içerisine giriyorum. Bakın buraya. 2 ilmek alıyorum ve kapattım. Bir zincir çekip ipimizi kestik. Bu aşaması da bu şekilde tamamlandı. Şimdi kenar kısmına geldi. Böyle bir şey yapılmıştı kenar kısmında.
Beyaz rengimi aldım ve ipimi sabitledim. Buradan şöyle ilk araya girip ipimi buraya sabitliyorum. 3 kez 8 zincir kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Girdim, kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Girip kapattım. Bu da 2. 8 zincir girip kapattım. 3. Şimdi 11 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 9, 10, 11. Bu tepede bir tane yuvamız vardı ya arkadaşlar. Bu 11 zinciri girip burada sabitledim bu şekilde. Aziz Allah, la ilahe illallah. 12 çekelim. Bu ip biraz şey geldi. 12 zincir çektim ben. Şöyle germeyecek arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Burayı göstereyim. Hemen ezan-ı şerif okunuyor. Yine 8 zincir çekip kapattım. Üç kez 8 zincir kapattım. 12 zincir çekiyorum. Bu ortaya girip kapattım. Buraya da 3 kez 8 zincir kapatacağım şuradaki gibi. İşlem bu şekilde dört bir kenarına gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı işlemi yaparak bütün tepeleri, aralara devam ettim. Şimdi son 11 zincirimi çekip bu boşluğa girip kenarında kapattım başladığımız noktaya. Bir de zincir çekip ipimizi kestik. Motifler bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiğince benzettim. Ancak bu kadar benzetebildim. Arkadaşın resimle gelen motiflerini. Şimdi nasıl ekleyeceğiz? Resimde de görmüştünüz, dağları daha küçüktü. Ben biraz daha büyük yaptım. Daha büyük yapabilirsiniz. Bana kalırsa bu modelle hiç uğraşmayabilirsiniz. Çünkü uğraştırıcı ve biraz dağlarını büyük yapabilirsiniz. Ya da motifleri şöyle eklerseniz biraz daha şey olabilir arkadaşlar. Şöyle ortadan eklerseniz, ama ben gelen resimlere sadık kalıyorum. Nasılsa o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada dağ kısmını anlatacağım. Daha sonra da motifi nasıl eklediğimi gösterip tamamlayacağız videoyu. İpimizi tığ bastına sabitledik. Bir zincir çektim. Küçük bir örümcek çekiyorum. 8 adet zincir çekiyorum. Bu örümceğin tepesine 8 adet zincirimi batıp kapatıyorum. Tekrar bir kez daha 8 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. Yani aynı yuvaya 2 kez 8 adet zincir kapatmış olduk. Bir zincir çektim. Örümcek çektim. Yine küçük. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girip kapattım. Daha yapmaya başladık. Bir zincir çektim. Yine küçük bir örümcek çekiyorum. Üzerine 5 adet zincir çeviriyorum. Bu önümdeki ilk 8 zincirin ortasına girip 5 adet zincirimi sabitledim. 8 adet zincir çekerek dönüş yapıyorum. 8 zincir çektim, dönüş yaptım. Tepeye 8 zincirimi kapattım. Tekrar aynı noktaya 8 adet zincir kapatıyorum. Burada tepede dönüşlerde hep 2 tane olacak bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi 5 zincirle çıktığımız alanı 4 zincirle iniyorum. 4 zincir çektim. Bakın şu örümceğin tepesine batıp 4 zincirimi kapatıyorum.
Şimdi aynı noktaya 8 adet zincir kapatıyorum. 8 zincir çektim, aynı noktaya batıp kapattım. Bir zincir çekip örümcek çekiyorum. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Bir zincir çektim. Örümcek çekiyorum yine. Üzerine 5 adet zincir. Dönüş yapıyorum tersine. Önümdeki ilk bu 8 adet zincirin içerisine girip kapattım. Tekrar 5 adet zincir. Bakın burada 2 tane var. Öndekine girip kapatıyorum. 8 zincir çekip dönüş yapıyorum. 8 zinciri bakın bu tepeye batıp kapatıyorum. Bu dönüşte bir kez daha 8 zincir kapatıyorum. Girdim ve kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu 5 zincirle çıktığım alanı 4 ile iniyorum. Hemen buraya gelip 4 zincirimi kapatıyorum. Ve aynı noktaya 8 adet zincir. Girdim ve kapattım. Şimdi 4 zincir. Buraya bakın. Bu örümceğimin tepesine 4 zincirimi kapatıyorum. Aynı noktaya 8 zincir. Aynı noktaya kapattım. Bir zincir çekip yine küçük örümceğimi yaptım. Bakın bu şekildeyim. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girip kapattım. Bir zincir çektim. Yine örümcek yapıyorum. Üzerine 5 adet zincir. Çeviriyorum. İlk 8 adet zincirimin içerisine girip kapattım. 5 zincir ikinciye girip kapattım. 5 zincir ikinin öndekine kapatıyorum tepenin. 8 zincirle dönüş yapıyorum. Dönüş yaptım. Tepeye batıp kapattım. 8 zincir çektim. Aynı noktaya batıp kapattım. 4 zincir. Bakın bir alt sıraya girip kapattım. 8 zincir aynı noktaya girip kapattım. 4 zincir. Bakın şöyle. Buraya giriyorum. Kapattım. 8 zincir. Aynı noktaya girip kapattım. 4 zincir. Bunu da örümceğin bakın şöyle tepesine kapatıyorum. Ve tekrar buraya 8 zincir kapatıyorum. Sekiz zincirimi kapattım. Bir zincir çekip yine küçük bir örümcek çektim. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girdim, kapattım. Yani arkadaşlar bunu gidip gelerek istediğiniz boyutta uzatabilirsiniz. Dağ kısmını. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanda kapattım. Bu 1. 3 zincir. Yanda kapattım. 2. 3 zincir. Yanda kapattım. 3. 3 zincir yanda kapattım 4. 4 tane tığ battı boşluğu verdim. Burada yapmış olduğumuz motifimizi alıyoruz. Şimdi bakın. Şuradan uç kısmındaki ilk şeyden tutturuyorum. 4 tığ battısı yaptıktan sonra. Bir zincir çekip hemen yandaki tığ battı da sabitledim. Şimdi yine 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 1 2 3 ve 4.
Şimdi bunu da şöyle tutalım. Şu ortadaki noktadan. Üç tane var ya, ortasından sabitledim. Aynı tığ battı içerisine girip kapattım. Tekrar dört tane tığ battı boşluğu veriyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi bunu da buradaki ucundan tutturdum. Tekrar aynı tığ battı da sabitledim. Bakın bu şekilde eklentisi. İlk başta gösterdiğim resim de aynı bu şekilde eklenmişti. Şimdi ne yapıyoruz? 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. Motifi ekleyip bitirdikten sonra. 1 2 3 ve 4. Bu tarafın tığ battı boşluğunu da verdim. Şimdi yine daha yapacağım. Arkadaşlar bu şekilde devam edip gidecek. Yani önce örümcek çekip üzerine 2 kez 8 adet zincir kapatırıp tekrar örümcekle inerek başlıyoruz. Burada ne yapmış isem örümcek çekerek daha yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, modeli tekrar göstermem gerekirse video içerisinde göstermiştim ama görmeyen arkadaşlar olmuşsa, o kısımları kaçıran, atlayan arkadaşlar olmuşsa eğer, gelen resim bir Instagram'dan geldi ve bir iğne oyası arkadaşlar. Hemen şimdi o modeli bulacağım. Elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Evet, bakın bu bir iğne oyası. Gördüğünüz gibi aradaki dağlar iki tane yan yana yapmışlar ama çok küçük bir dağlardı. Bakın şu şekilde. Bu şekilde. Ben de elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.